Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Bugün yine bir reel sektör temsilcisi bizimle birlikte olacak. Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabri Yiğit ikinci bölümde, programın ikinci bölümünde bizlerle birlikte olacak. Ama biz önce Yaşar Erdinç ile piyasaya bakalım. Sizden gelen yorumlara, sorulara bakalım. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Şimdi tabii Gezi Parkı protestoları hala gündemin birinci maddesi. Dün yine önemli gelişmeler yaşandı. Şimdi tabii biraz daha sağduyu hakim olmaya başladı sokaklara. Yine ufak çaplı zaman zaman tartışmalar, çatışmalar, olaylar yaşanabiliyor polisle göstericiler arasında ama daha önceki günlere nispeten oranla, özellikle hafta sonuna oranla çok daha sakin sokaklar. Özellikle Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda gayet demokratik, gayet çağdaş bir eylem devam ediyor. Ve bu tabii açıklamalara da yansımaya başlayınca her yere olduğu gibi piyasaya da olumlu bir etki yaptı aslında. Dün önemli bir görüşme vardı köşkte. Evet. Başbakan yardımcısı ve şu sıralarda da başbakana vekalet eden Sayın Bülent Arınç köşke çıktı. Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra bir açıklama yaptı. O açıklama tabii merakla bekleniyordu ve Sayın Arınç'ın açıklamalarından sonra piyasa toparlanmaya başladı. 10.000 puana yakın bir kayıp vardı. Dün evet, biraz toparladı. Siz bu yeni gelen açıklamaları, dünkü piyasanın, borsanın, BIST 100'ün hareketini nasıl yorumladınız ve bugün nasıl başlarız, bundan sonra yön nasıl olur? Evet Barış, daha önce de dün de konuşmuştuk. Bu arada özellikle bugün Miraç Kandili, bütün izleyicilerimizin Miraç Kandili'ni ben kutluyorum. Özellikle de bu akşam hakikaten çok daha hani örnek olunması açısından itilalli olunması lazım. En azından yani bu gecenin hürmetine bence gösteri vesaireden uzak durulması bu akşam zaten faydası hocam olur, faydalı olur. Gezi Parkı'nda da evet, Miraç Kandili tebrik edilecek. Hatta hatırlarsanız Beşiktaş'taki bir camiye sığınmıştı, bir çatışmalar sırasında yaralılar. Oradaki o caminin imamına da kandil simidiyle bir ziyarette bulunacak göstericiler. Bu yönde haberler var. Umarız Miraç Kandili gecesinin ruhuna uygun İnşallah, bir evet, akşamı yaşayacağız Taksim'de ve sokaktaki eylemler sırasında da. Ben de bu arada bir kez daha Miraç Kandili izleyenlerimizin de tebrik etmiş ben olayım. Hani olayları şöyle genel olarak görüyorum. Halkın önemli bir bölümü bazı hassasiyetlerini dile getirmek istedi ve dile de getirdi. Ve bu aşamadan sonra yani ben yeterince mesaj verildiğini de düşünüyorum. Hı hı. Bu artık hani şu inatlaşmaya gidilmemeli. Yani dün Sayın Bülent Arınç'ı piyasalar bekledi. Evet. Ve piyasalar Bülent Arınç'ın konuşması öncesindeki saat 10.30'da biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmeye başladı. Hı hı. Ve saat 12'de görüşme sonuçlarını da bir basın toplantısı yaptı. Sayın Arınç oldukça sakin, sükunet içerisinde birçok şeyi değerlendirdi. Ve özellikle de sorulara verdiği cevaplar benim için önemliydi. Çok sakin cevaplar verdi. Bunun hani benim izleyebildiğim kadarıyla sosyal medyadan, internetten vesaire hani kimi kesim bunu yeterli buldu. Kimi kesim asla bu yeterli değil söyledi ama şeklinde başlayan cümleler kullandılar. O herkesin kendi yorumu ve herkesin kendi bakış açısı. Sonuç olarak Sayın Bülent Arınç'ın bence özür dilemesi de önemliydi. O ilk hareketin başladığı sırada olanlar için önemliydi. Bu önemli yatıştırıcı bir unsurdu. Piyasalar dün biliyorsun bir gün önce baktığımızda faizler %6.78'den kapanmıştı. Yani faizler 5.20'lerden 6.78'e çıktı iki günün içerisinde.
Onun öncesinde faizler 6'ya kadar geriledi. Çünkü faizler şu açısından önemli. Devletin borçlanma maliyetleri açısından çok önemli. Çünkü oradaki 1 puanlık bir artış devlete çok büyük yük de getiriyor. Borsaya baktığımızda borsa açılıştan itibaren zaten 77 binin hemen altında kapanmıştı borsa ve açılış yaklaşık olarak 79 binden oldu. Yani neredeyse 2000 puan yukarıdan başladı borsa ve başladıktan sonra da Sayın Arınç'ın konuşması dakikasına kadar yükselişini devam ettirdi ve 80.500 seviyelerine geldi. Sayın Arınç konuşurken, şimdi grafiği verebiliriz. Orada en azından grafikte daha net göreceğiz. Sayın Arınç konuşurken ki tam şu dakikalardır Sayın Arınç'ın konuşmaya başladığı yerler. Piyasa sükunetle bunu dinledi ve çok hafif hareketler oldu. Güçlü işlem hacmi yoktu. Ama ikinci seansın başlamasından itibaren en azından piyasa açısından şunu söyleyeyim. Arınç'ın konuşmaları yorumlandı. O öğle arasında zaten Sayın Arınç konuşmaya başladı. Yarım saat sonra piyasalar kapandı. Öğle arasında piyasa bütün bu konuşmaları değerlendirdi ve piyasa olumlu not verdi. Çünkü ikinci seansta Sayın Arınç konuşmaya başladı 79 bine kadar gerilemişti. Daha sonra 81 bine kadar yaklaşık olarak 2000 puan civarında bir yükseliş oldu. Yani öğleden sonraki yükselişten bahsediyorum. Hı hı. Belli bir süre yüksek seviyede kaldıktan sonra bir miktar kar satışı geldi. Bunlar da normaldir. Burada geliyor kar satışları ve ardından da piyasa kapanırken 81 bin seviyesine yakın bir yerden piyasa, borsa kapandı. Aynı şekilde tahvile baktığımızda, yani gösterge faize baktığımızda şu seviye tam 6.78 seviyesi. Sabah açılışta direkt olarak piyasa 6.20'den açıldı. Yani muazzam bir volatilite var. Yani 6.78, 6.20 böyle hani 50 baz puanlık bir hareket çok büyük bir harekettir bu piyasada. Ardından faizler gerilemeye başladı. Bir ara altının altına indi ve 6.03'ten kapandı. En azından o bölgede sakinleşme gördük. Burada yalnız şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareketin önemli bir sebebi bir de kamu bankalarından da tahvil, devlet tahvili ve hazine bonolarına alımlar vardı. Hı hı. Ve onların alımlarıyla birlikte de önemli bir gerileme yaptı. Orada alım yapan bankalar en azından gün sonu itibariyle de iyi bir kar yazmış oldular. Çünkü 6.30'dan aldığınızda 6'ya düştüğünde en azından gün içerisinde de iyi bir kar yazmış oluyorsunuz. En sağlıklı göstergelerden bir tanesi dolar TL kurudur. Dolar TL kurunda 1.90 seviyeleri görüldü. İki defa görüldü bu seviyeler. Yani gerginlik arttıkça kurda yükselişler vardı. Ve dün itibariyle kur sert bir düşüş trendine girdi. Sadece hani piyasanın sakinleşmesi değil ama aynı zamanda dünyada dolar diğer piyasalarda yani uluslararası piyasalarda ABD doları dış dünyaya karşı değer kaybetti. Dolayısıyla Türk lirasına karşı da değer kaybetti. Ve 1.87'ye geldi dolar. 1.87'den sonra da şu an sakin ve istikrarlı gidiyor. Yani 1.87.50'de. Bu noktada özellikle yatırımcılara vurgulamak istediğim şey şu. Şu an işte 2 liraya gidecek, 2,5 liraya gidecek vesaire gibi sözler olsa da bence bunlara çok fazla itibar etmemeliler. Sebebi de dolarda Merkez Bankası'nın eli çok çok güçlü ve istediği an gerçekten çok ciddi döviz rezervi sağlayabilir Merkez Bankası. Bu açıdan baktığımda tahmin ediyorum bir süre 1.87 ile 1.89 aralığında bir dalgalanma göreceğiz dolarda. Daha sonra da 1.85'e doğru geri çekilme görebiliriz. Yani dolar için verebileceğimiz en güçlü destek seviyesi 1.85. Ama 1.85'in altına da iner mi derseniz onu çok fazla beklemiyorum. Hani bugünden yarını da beklemiyorum onu. Bir süre 1.87'nin üzerinde dolar hareket eder, aşağı yukarı hareketler yapar. Ondan sonra da 1.85 civarında tabii yeni ekstra bir haber gelmedikçe, yeni stresler oluşmadıkça bunu söyleyebiliriz. Piyasaların böyle zamanlarda aşırı reaksiyon göstermesi aslında piyasaların
sağlıklı olduğunu da gösteriyor. Bu hocam arada, bu arada evet. Nasıl konuştuysanız bakın yasa falan derken dekor düştü. Evet. Olabiliyor. Etkiliyorsunuz bak dekoru bile etkiliyorsunuz. Yayın kazası. Evet. Genel olarak şöyle söyleyeceğim Barış. En azından piyasalar için dün daha bir çok daha şeydi, itidalliydi. Evet. Yani piyasalar çok daha sakin. Sağduyu mesajı piyasalarda da aynı şekilde şey buldu. Kesinlikle. Bence sağduyu mesajı piyasalarda yerini buldu. Yani Sayın Arınç'ın konuşmalarının olumsuz bir etkisini biz piyasada görmedik. Bilakis evet. Olumlu bir etki yaptı. Hocam şimdi bugün, bu ekonomimiz açısından tabii ki önemli. Evet, bugün sendikaların bir grev hareketi evet, var. Bir protesto evet. Hareketi var. Tabii bugün çok önemli aslında bir taraftan. O da inşallah bir sağduyu itidal çerçevesinde geçer ama bugün nasıl bir yön çizer? O da merak konusu. Bir de bir soru daha ekleyeyim arkasına. Şimdi tabii yatırımcı siz tavsiyelerde bulunuyorsunuz baştan beri. Hani ne yönde evet. Hareket etmeleri gerektiği anlamında ama bana da geliyor bu soru. Şimdi Yunus Emre Bey de sormuş. Bu dönemde altından çıkıp çok düşen hisse senetlerine girmek mantıklı mıdır diyor. Şimdi şöyle bir kere hisse senetleri konusunda hiç kimse şöyle düşünmesin. Yani hiç kimse hani düşüş çok sert oldu. Bundan sonra ben hızlı yükselişler beklemiyorum. Ama hisse senedi için İlk gün, pazartesi günkü düşüş ve dünkü hareketler şunu bize gösteriyor. Yani 77 bin seviyesi önemli bir destek oldu. Hı hı. Fakat biz uzun süre bu 77 bin, hatta biraz daha altını veriyorum ben. Yani 75 binle 82 bin aralığında dalgalanma yapacağız büyük bir olasılıkla. Evet. Ve orada piyasa normale dönüşmeye başlayacak. Evet. Geçmiş evet. Olsun. Vallahi ben daha fazla konuşmayayım. Siz hocam nazara geldiniz bugün vallahi. Evet. Hep izlerdik ya böyle canlı yayın kazaları diye bizim de başımıza geldi. Neyse uzaktan Allah'tan başımıza geldi. Evet, uzaktan. Yani başıma gelmedi. En azından başıma gelmedi. Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim. 75 binle 82.500 aralığı önümüzdeki en az 3-4 hafta boyunca dalgalanma bandıdır ve orası da 7000 puanlık bir dalgalanma bandıdır. İlk başta borsalardaki hareketler şöyledir Barış. Hani depremlerin grafiklerini biliyorsun. Evet. Önce çok ciddi dalgalanma olur. Sonra gitgide düşer. Sonra artçılar gelir. Artçı. Evet. Artçıların boyutları daha düşüktür ve gitgide azalır. Hı hı. Sonra tekrar çizgi haline dönüşür. Borsada da benzer bir hareketi göreceğimizi düşünüyorum. Bu hareket yani bizim özellikle günlük bazda oluşan bu hareket getirilere baktığımızda şimdi onu çizmeye çalışacağım. Getirilere baktığımızda o hareketi çok net bir şekilde görüyoruz. Yani şu Price Rock göstergesine baktığımızda çok net bir şekilde aşağıda veriyorum. Özellikle de evet şu grafik. Bak burada dikkat edersen tam bir hani normal giderken her şey inanılmaz bir volatilite başlıyor. Evet. İşte bu Türkiye'de olan bir nevi piyasalara yansımış depremi gösteriyor. Hı hı. Bu ilk dalgalardı ve %3 ile %-7 aralığında dalgalanmalar oldu. Dolayısıyla bu gitgide daralacaktır ve bu daralma sonrasında da piyasa büyük bir olasılıkla 75 binle 82 bin aralığında bir orta bir çizgiyi bulacaktır. Şimdi daha önce bu tür dalgalanmaların olduğu yerlere bakacağım. Yani günlük bazda baktığımızda günlük bazda daha önce de şu bölgede var. Yani bu bölge tamamıyla 2008 krizindeki bölge dalgalanma ve aynı zamanda şu bölgede var ki Amerika'nın notunun düşürüldüğü zaman var. Şimdi benzer şekilde burada benzer bir dalgalanmayı yaşıyoruz. Burası karar kılana kadar borsalar için yapılacak her yorum yanlış çıkma olasılığı yüksektir. Evet. Fakat benim tecrübelerim şunu gösteriyor. Bir süre sonra yani biz borsada şöyle bir hareket görmeliyiz. Daha doğrusu beklenir. Böyle bir hareket görmesi beklenir. Şimdi düştü, yükseldi, düşecek, yükselecek ve şöyle bir hareketlenme olması lazım. Yani buradan bir aşağı kısımda bir üçgenvari bir görüntünün oluşmasını ben beklerim ve gitgide bu çerçevede gitmesi lazım. Yani 80 bin artık orta çizgimiz olur veya 79 bin. Hı hı. Ve bunun altı ve üstündeki bantlar arasında gider gelir.
en çok para kaybettiren dönem de bu dönemdir yatırımcı açısından. Nasıl olacaktır? Yatırımcı her yukarı gidişte eyvah kaçırdım, dibi yakalayamadım, yukarı gidiyor der, alır. Her aşağı gidişte de eyvah şimdi gene çok büyük düşüş başladı der, satar ve hep dipte satıp tepede alır. Bundan uzak dursunlar. Yani özellikle piyasaya alım geliyorsa, güçlü düşündükleri bir alım geliyorsa bile hemen arkasından koşmamalılar. Veya piyasaya ciddi bir satış geliyorsa, tekrar bir anda hızlı bir şekilde düşüş başlıyorsa, orada da eyvah çok daha kötü olacak şeklinde düşünmemeliler. Kararını şimdi vermeli yatırımcı. Yani ben 81 binden bir miktar, ne bileyim, 100 liralık hissem var. 60 lirasını, 50 lirasını, 30 lirasını, 40 lirasını neyse nakde geçeceğim. Ve daha sonra düşüşler olduğunda, ne bileyim işte bana göre, hani Yaşar Erdinç'e göre en düşük görebileceğimiz nokta 75 bin seviyesi. Ve orta vadeli zaten bir düşüş trendi bekliyorduk biz. Yani ben tabii şu trendin şu şekilde olmasını bekliyordum. Yani yavaş 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 belki bir ay içerisinde 82 bine gelmesini bekliyordum. Ama bu seviyeler özellikle görüldüğü üzere çok sert oldu. Sert olduğu için de dalgalanma boyları gitgide zayıflayacak. Ama burada yatırımcının seans içi fiyatları izleyerek hareket etmemesini öneriyorum. Peki hocam, şimdi bir araya gideceğiz ama aradan evvel birkaç soru da var. Onlara hemen kısaca, çok kısa cevaplarla mümkün olduğunca bir bakalım isterseniz. Merkez Bankası'nın rezerv opsiyonu nedir? Sadece Türkiye'de uygulandığını söylemiştiniz demiş, evet. Erkan Bey. Evet. Ona kısaca şöyle, bir söyleyin isterseniz. Şöyle, sen bankaya 100 lira yatırdığın zaman bunun şu an 10 lirası Merkez Bankası'na yatırılır. Hı-hı. Merkez Bankası da dedi ki sen bu 10 liranın, tamam, bankalara söyledi bunu. Sen İşte Barış Özkan'ın yatırmış olduğu 100 liranın 10 lirasını bana TL olarak yatırmak zorunda değilsin. Evet. Çünkü dolar aşağı gidiyordu sürekli ve bu ihracatı baltalıyordu ve Türk lirası değer kazanıyordu. Bunun dedi şu kadar kısmını altın, şu kadar kısmını, hani o teknik ayrıntılı oranı vermeyeceğim. Yok, şu kadarını da dolar olarak bende tutabilirsin. Yani TL muzam karşını dolar olarak tutabilirsin veya altın olarak tutabilirsin dedi. Bunu da katsayıları gitgide arttırdıkça o muzam karşılığında yatırılacak dolar miktarı arttı gitgide. Yani rezerv opsiyon katsayısı dediğimiz ve rezerv opsiyon mekanizması da bu. Şu an bu katsayıları 0.2 puan, 3 puan düşürdüğü anda, yani 1 puan arttırırsa, 0.1 puan arttırdığında ortalama 1 milyar dolarlık döviz talebi yaratıyordu. Eğer 1 puan azaltırsa ortalama 1 milyar dolar da döviz arzı yaratır piyasaya. Hatta 0.2 puana yaparsa 2 milyar dolara yakın. Peki, bir döviz hocam, arzı yaratır. Çok detayına girmeyelim. Anlaşılmıştır sanırım. Evren Özmermer de diyor ki yabancı satarken nasıl satar? Yabancının çıktığını biz nasıl anlarız? İki cümleyle de ona yanıt verelim. Şimdi onu normal sıradan yatırımcının anlaması oldukça zordur. Biz yabancı takasını sürekli veriyoruz. Hemen arkadaşlar grafiği versin. Yabancılar dün, önceki günkü düşüşte alıyor görüntülerindeydi. Şu an dikkat edersen tekrar satışa geçmiş gözüküyorlar. Yabancı takasında. Yabancı takası geriledi. Biz sadece buradan iki gün gecikmeyle öğrenebiliyoruz. Ama bu uyguladığımız program son iki günlük işlemlerini de yansıtmaya çalışıyor. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam bu sorulara yanıt verdiğiniz için. Şimdi bir araya gideceğiz. Başta da söyledik. Bugün yine bir reel sektör temsilcisi bizimle birlikte olacak. Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabri Yiğit'le sohbetimize başlayacağız. Kısa bir ara. Aradan sonra tekrar beraberiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Digicom Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabri Yiğit'le birlikteyiz. Sabri Bey, günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar, hoş bulduk. Şimdi tabii biz hocamla az önce biraz genel piyasalara baktık. Çünkü Türkiye'nin gözü kulağı tabii bir numaralı gündem maddesi bu Gezi Park protestoları. Bu bir haftayı geçen, bugün 9. gününe giren eylemler, protesto gösterileri, Taksim direnişi adı verilen o olaylar. Hemen oradan başlayalım isterseniz. Size de onu sorayım. Yani bunun yansımaları nasıl oldu reel sektöre? Şimdi dün piyasa, daha doğrusu bir gün evvel borsaya olumsuz bir yansıması oldu hakikaten. 10 yıldır görülmeyen bir geri çekilme, düşüş yaşandı. Evet. Dün biraz toparladı tabii. Yani gelen siyasi mesajlar sağduyulu olunca biraz toparladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Size yansımaları nasıl oldu? Bu arada tabii hani dolar iniyor çıkıyor. Doların hareketleri yukarı doğru giden dolar var. 2 lira olur mu derken bir geri çekildi. Nasıl etkileniyorsunuz bunlardan? Şimdi bizim grup olarak yaklaşık olarak 10 global şirketle işbirliğimiz var. Evet. Ben son 5 yılda giderek artan bir Türkiye tılsımı görüyorum. Bir yıldız geliyor. Yani gelişmekte olan ekonomiler içerisinde bakıldığı zaman verilir rakamlara. Özellikle global şirketlerin, global sermayenin hedefindeki pazar, hedefindeki ülke. Hı hı. Benim birinci endişem bu tılsımın bozulmaması.
Bu inanılmaz bir enerji arkamızda. İşte arkasından biliyorsunuz gelen not artımı. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani herkesin sonuçta bu tılsım bozulduğu zaman hepimiz kaybedeceğiz. Bu çok önemli. Buradan kesinlikle. Çok çok önemli. Yani bunu işin içinde olarak ben son iki gündür bana gelen bu konuyla ilgili mailleri, bu konuyla ilgili sorulara artık cevap veremez duruma geldik. Çok ciddi bir abartılı da bir dış basında bu konu gündeme geliyor başka maalesef. Türlü yansıyor, tabii tabii. Başka yani bunu kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda speküle edenler, abartanlar, eksizler eden çok ciddi Türkiye'nin orta ve uzun dönemde kendine rakip olacak sektörlerdeki ülkeler de bu işi çok abartılı bir şekilde gündeme getiriyorlar. Benim birincil derdim iş hayatının içinde olan birisi olarak Türkiye'nin bu tılsımı çok 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 büyük bir değerdir. Buna herkesin ama herkesin her kitlenin sahip çıkması lazım. Doğru. Sektöre gelince tabii döviz hareketleri bizim tüketici elektroniğinde çok direkt hemen fiyatlara yansır. Ancak kısa dönemli etkisi olur. Orta dönemde genel makro dengeler ülke ekonomisinde bozulmazsa bir sıkıntı olmaz. Yani kısa dönemli inişler çıkışlar olabilir ama orta ve uzun dönemde çok ciddi bir etkisi olmaz. Çünkü Türkiye pazarında yaklaşık 3 milyon civarında bir televizyon pazarından bahsediyor olursak yaklaşık olarak 3 milyon adet 4-4,5 milyar lira civarında da bir pazardır bu. Yani %10 ile %5'tir bunun artısı eksisi. Evet. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi biraz ondan da söz edelim. Şimdi Digicom'u bilmeyen izleyicilerimiz de olabilir. Tüketici elektroniği özellikle ses, müzik sistemleri evet. ve görüntü sistemleri, televizyon özellikle. Şimdi tabii Türkiye'de aslında siz tabii onu da soracağım size hani kaç tane televizyon satılıyor mesela yılda merak ediyorum. Çünkü biz Türk milleti olarak çok ilgiliyizdir bu. Evet. Teknolojinin en azından bu kısmıyla. Tabii. Eskiden beri böyledir bu. Değil mi hocam? Yani televizyon evimizin değişmezidir. Hani bazı şeylerden vazgeçeriz ama televizyondan vazgeçemeyiz. Böyle bir şeyimiz var. Bu izlenme oranlarından da zaten anlaşılıyor. Şimdi siz ilk HD yayını mesela bu memleketle tanıştıran evet. değil mi? Tabii. Daha sonra LCD, plazma TV'ler gelmeye başladı. Orada evet. da siz varsınız. Şimdi başka bir şey geliyor. Onu anlatacaksınız birazdan. Bize biraz anlatır mısınız bu sektörü? Siz neler yapıyorsunuz? Çok önemli markaların Türkiye'deki temsilciliğini yapıyorsunuz bir taraftan. Ve genelde galiba Uzak Doğu değil mi? Genellikle. Türk milleti de seviyor o markaları. Şimdi evet biraz hani bizde de hani böyle şey sıra dışılık var. Yani genel ben ve ekip arkadaşlarımda. Tabii Türkiye'ye biz çok ilkler konusunda birçok şeyimiz var. Yani HD yayınını bahsediyorsunuz. Ben 2003 ya da 2004 yılıydı. Türkiye'nin tanıtım filmini yaptık HD formatta. Eutelsat'tan 6 ay boyunca yayınlattık. Ben HD yayında 2003-2004'te bahsettiğim zaman ekip arkadaşlarım dahi gülüyorlardı bana ne diyorsun diye. Şimdi panel teknolojisinin başlangıç süreci yani Türkiye 1996-97'dir panel teknolojisi yani plazma teknolojisiyle Japonya 95, Amerika 96, Avrupa 96-97, Türkiye'de. O dönem mesle olduğumuz Pioneer'dı. Büyük bir yani 15-16 milyar euroluk argesi olan bir şirketti. Plazma. Arkasından HD, Full HD teknolojisi yani dikey ve yatay taramanın 1920-1080 olduğu ürünler daha yokken biz High Definition yayın. Ne oldu Türkiye'ye? Türkiye'de bugün televizyon yayıncılığı çok mutluyum ben. Çok başarılı. Çok bizim bugün gelişmiş Avrupa ülkelerinden birçok ülkeden çok çok daha iyi Türkiye'deki televizyon yayıncılığı. Evet öyle yani burada siz sektörün içindesiniz. Biz de işin hardware tarafında olan birisi olarak. Evet televizyon hayatımızda önemli Türkiye'de. 3 milyonun üzerinde bir yıllık tüketim. Geçen yıl 2.8 milyonla. 2012 yılı kapandı. 2013 yılı 3.1 milyon civarında bekleniyor. Türkiye'deki Türk halkının şöyle bir tercihi var. Teknolojiye 80'lerin üzerinde bir güven duyuyor. İkinci güvendiği alan tüketici elektroniği. O da 79-78. Televizyon pazarı çok inovasyon bu içinde bulunduran bir pazar. Evet burada da yeni bir Türkiye'de yeni bir ilki tanıştırmanın, buluşturmanın büyük bir heyecan içerisindeyiz. Dördüncü renk teknolojisi. Onu biraz bize anlatır mısınız? Şimdi biz demin aradayken siz biraz bahsettiniz bize renklerle ilgili bir şey. Evet. Ama yani ben bir basit olarak anlatacak olursak bir izleyici olarak ne değişecek benim bugüne hayatımda? Kadar bizim
görsel her türlü video sinyali demiş olduğumuz, yani televizyon yayınından tutun işte bilmem Hollywood filmlerine kadar her türlü görsel video sinyali 3 renk türevi idi. RGB demiş olduğumuz bizim mavi, kırmızı, yeşil. Buna 4. renk sarıyı ekledi. Sharp. Bu ne demektir? Bizim bugüne kadar izlemiş olduğumuz renklerin doğal olması, daha canlı olması, yani bizim insan metabolizmasının algılayacağı daha natürel renklerin yani üretilmesi gerçeğe anlamına yakın gelir. Bir görüntü mü? Aynen öyle. Onu almış evet, olacağız. Aynen öyle. Gerçeğe yakın renklerin bir canlılar olarak biz insanlar diğer canlılardan farklıdır renk algılamamız. Hı hı. Yani bizim insan olarak renk algılamamızın daha natürel renklerini üretme teknolojisidir. Büyük bir dönemdir dünyada, büyük bir çığırdır. Zaten peki şu bu an... çok mu zordu daha önce? Yani RGB'le mi bulundu? Yani daha önce RGB'den yani bir sarıyı eklemek çok zor bir iş mi? Çok zor bir işti, evet. Yani çok zor bir işti, şöyle söyleyeyim. Panel teknolojisinin sürecinde plazma teknolojisi, arkadan LCD, şimdi LED demiş olduğumuz LED teknolojisi çok büyük bir dönem, yepyeni bir çağ başlatıyor gibi bizim bizim sektörde. Niye? Üç renk türevi de çok ciddi bir, üçüncü rengi bulmak da çok ciddi bir gelişmeydi. Dördüncü renk de şöyle söyleyeyim ben size, yaklaşık olarak 9 yıldır 20 küsür milyar dolar Ar-Ge'sine para yatırılmış bir teknolojidir bu. Milyar. 20 küsür dolar. Yani şudur. Sharp'ın yıllık cirosu 33-34 milyar dolar. %7'si son 10 yıldır bu hemen hemen Ar-Ge'sinde, yani R&D'sindeki büyük bütçeyi bu. Bu teknoloji hani, aldı. Peki ben bir tüketici olarak televizyon almak istediğimde bir sürü teknik özellikler sayılıyor. Giriyoruz internete, bakıyoruz. En ucuz aynı televizyonu en ucuz nereden bulabiliriz diye listelettirdiğimizde geliyor. Önümüze geliyor. Evet. Evet, önümüze geliyor. Fakat teknik özelliklerine baktığımızda çok da bir şey anlamıyoruz. Evet. Orada bir tüketici teknik özelliklerine baktığında ne alsın? Yani neye dikkat etsin? Ve özellikle hani çok keyifli gerçek anlamda evi odanın içerisinde gibi görüntüyü izleyebilmek için, yani 3D falan da çıktı ama oradaki spesifikasyon nasıl olmalı? Şimdi şöyle söyleyeyim, çok basit bir smart terimini satıyoruz şu anda bütün dünyada. Hı hı. Ve bu büyük bir aldatmaca, yani sektörün içinde birisi olarak, yani bir smart terimi oturdu, smart'ın ne olduğunu tüketicinin %60-70'i farkında bile değil. Aslında ben de smart, evet, öyle maalesef. Smart özellikler standart bir özellikler artık. Yani smart bizim en fazla 2 yıl sonra unutacağımız, belki 1 yıl sonra hayatımızda zaten olmayacak. Zaten hepsinde var diyorsunuz. Yani. Hepsinde var. Anladım. O hepsinde. Şey değil mi? Yani kaydetme, işte internete bağlama vesaire gibi özellikler. Ya evet, smart yani application'lar demiş olduğumuz bizim sizin en standart cep telefonunuzda bile var olan. Evet. İşte YouTube önemlidir. İşte YouTube 4 versiyonu gelecektir önümüzdeki 2014 yılı içerisinde. Yani smart terimi bir genel olarak ben çok üzülüyorum işin göbeğinde, işin içinde olarak birisi olarak. Yani unutmamız gereken bir terimdir smart. %80-90'ı televizyonların bu özelliklere sahiptir. Buradaki asıl olan teknolojinin kaynağı önemlidir. Hı hı. Yani burada önemli olan budur. Peki ben orada neye bakayım? Yani çözünürlüğe mi bakayım? Tabii. Parlaklık dediği nedir vesaire? Yani oradaki spesifikasyona, mesela bir televizyon alacaksam en az kaç çözünürlük olsun? Çok gerçi teknoloji çok hızlı değişiyor. Buradaki ama en büyük referans... Ve o sarı renk dediğiniz bir de maliyetlere ne kadar etki yapacak? Maliyetlerde yaklaşık olarak çok ciddi bir fiyat farkı yok şu anda. Yani daha doğrusu bu dünya lansmanı olduğu için maliyetler çok fazla olmasına rağmen rakabetçi bir fiyatla satın al, affordable demiş olduğumuz bizim satın alma gücünün, yani fiyat performans diye bir tanımımız vardır bizim sektörde. Yani evet, çok en maksimumda şu anda Quatron teknolojisi. Fiyat performans oranı en düşük üründür şu anda. Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyadan bahsediyorum. Anladım. Burada Türkiye'de var mı şu an? Tabii. Türkiye'de onun adı ne? Mesela LED mi nedir? Şimdi burada Quatron. Teknolojinin adı Quatron. Evet. LED zaten teknolojinin ismi. Evet. LED demiş oldum. Yani teknolojinin LED. Bütün markalarda LED var. Burada Quatron ön plana çıkan
başka marka rakiplerde olmayan, başka markalarda olmayan 2013 ve 2004 yılı içinde olmayacak Quattro. Yani şimdi az önceki sorunuz şuydu sizin. Ben neye dikkat edeyim? Yani bir sürü girdiğim zaman bir sürü marka var. Hepsi bilinen. Burada dikkat edilmesi gereken bu teknolojinin ilk gününden inovasyon sürecinde olan markalardır. Markadır önemli olan. Yani çok da fazla marka yoktur dünyada. Panel üretimi yapan 4 firma vardır dünyada. Bunun birisi Tayvan şirketidir. Zaten sektörde yoktur. Kendi markasıyla ürün yapmaz. Bir Japon şirketi vardır, iki Kore şirketi vardır. Evet. Başka da şirketler yoktur. Maalesef büyük oyuncular, büyük markalar treni kaçırdı, yoklar artık. Yani uzak doğu şirketler olsun. Ne yapıyor, fason mu yaptırıyorlar? Tabii onları? Hani bu şirketlerden paneli alırlar. Bunların panelini kullanarak kendi markalarını yaparlar ki büyük markaların da çok en büyüklerinin de son 3 aydır ikisinin açıklaması var. Bunlar da sektörü terk edeceklerini açıkladılar. Yani evet. Çok ciddi cüralı olan şirketler. Şimdi son 4 dakikamız artık. Ben şeyi de ekleyelim. Bir de galiba bu bahsettiğiniz teknolojiyle beraber bu yeni televizyonlar herhalde Türkiye'de şu anda en büyük ekranda olan televizyonlar değil mi? 55 inç benim bildiğim var birkaç markanın. Bunların 60 ben gördüm sizin şeylerinizi de 60'ın üzerinde 60 inçin üzerinde. Şimdi şöyle ekran dediğiniz. Şimdi bugüne kadar televizyon yani bizim sektörün derdi birkaç yıl öncesine kadar evdeki klasik televizyonu değiştirip eve bir tane panel satmaktı. Plazma, LCD ne olursa olsun. Şimdi bu ciddi bir oranda tamamlandı penetrasyon. Şu andaki pazar büyük ekran. Büyük LED teknolojisi şunu getirdi. Plazma ve LCD teknolojisinde belli bir mesafeden izlemek zorundaydınız. Şimdi bu bitti. Yakına gelince görüntü bozuluyor yani, değil mi? Evet. Bozuluyordu. Evet. 60 inç 1.52 152 santim çapındaki bir cihazı 2 metreden izleyebiliyorsunuz. 80 inç. O müthiş bir şey. Evet. Ben evimde o şeyi derdi yaşıyorum çünkü. Biraz yaklaşınca hakikaten ya diyorum yayın mı bozuldu acaba diyorum. Evet. Şimdi özelliği bu teknolojinin bu. Bütün dünyada çok inanılmaz bir büyük ekran pazarına doğru kayış var. Yani evindeki televizyonu değiştirmek isteyen büyük ekranla değiştiriyor. Kesinlikle evet. Yani burada da Sharp'ın şöyle bir özelliği var. Dünya televizyon pazarında 60 inç yani büyük ekranda %54-55 gibi bir dünyada pazar payı var. Böyle bir ezici üstünlüğü var. Niye? Çünkü teknolojinin ilk gününden inovasyon sürecinde olan tek markadır. Evet. Şimdi Yunus Emre Bey bir şey sormuş. Türkiye'de hiç panel üretebilen şirketi yok mu? Bir firma ismi vermiş o yapabiliyor diye biliyorum demiş. Var mı Türkiye'de? Maalesef Türkiye'nin bu sektördeki yani kaçırılan büyük bir trenddir. İki Türk şirketi vardır sektörde üretici olarak. Panel üreten. Panel üreticisi değil yani. Televizyon üretiyor. Ya söyleyelim bunlar bizim. Tabii canım. Vestel ve Beko'dur. Yani bunlar Türkiye'nin ihracatında çok ciddi emekleri olan şirketlerdir. Evet. Bu girişimi anlatamadılar hükümete. Yani bakın bugün Kore hükümetinin çok ciddi desteği vardır, sübvansesi vardır. Japonya'nın bahsettiğimiz Sharp 102 yıllık bir şirket. Yani bu geçti artık. Yani buradaki panel üretmekten ziyade mutfak önemli. Mutfakta yokuz. Geçti bu tren. Yani şöyle söyleyeyim ben size, dev gibi markalar artık bunların ismini biliyorsunuz ne demek istediğim benim. Bunlar bitti, defteri kapattılar. Bu saatten sonra çok imkansızdır. Evet. Hocam son 1-2 dakika sizin borsa düşüşle açıldı. Borsaya bir bakalım. Evet, borsa düşüşle açıldı. Sonra birlikte kapatacağız. Zaten bugün bir miktar geri çekilme dünkü yukarı hareket sonrasında ben bekliyordum. Web sitesinde de bunu yazdım şeyden dolayı. Yani dış piyasalar olumsuz bugün. Ve dün 80.733'ten kapanmıştı. Şu an tekrar 79.500'e doğru geriliyor. Tahmin ediyorum bu gerileme şey oldu Barış. Şuradaki trendi aşağı kırdı. Yani şu trend aşağı kırıldığı için. Tahmin ediyorum yaklaşık olarak 78.500'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. 78.500 civarında da borsa kendisine karar kılar. Ondan sonra rutin hareketler yapar. Yeni haberler geldikçe ancak etkilenir diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum Sabri Bey. Bizimle olduğunuz için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de. İzleyicilerimize de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Biz şimdi paranın rotasını noktalayacağız. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.